Arkadaşlar merhaba. Yaklaşık 1000 kilometredir 250 NK kullanıyorum. Beğendiğim, sevdiğim ve sevmediğim yönlerden biraz bahsetmek istiyorum açıkçası. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Bu motosiklet ben 130 bin liraya aldım. 130 bin liraya daha şekli güzel, daha donanımlı bir motor almanız maalesef mümkün değil. 2023 model motor. 2023 model başka herhangi bir 250 cc bu kadar donanımlı, çift ABS'si olan önde ve arkada. Yakışıklı, nispeten güzel, iyi bir motor. Tipi çok güzel. Alma şansınız çok yok açıkçası. Biraz bahsetmek istiyorum. Tabii yani fiyat performans olması bazı eksikleri olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Öncelikle şundan bahsedeyim. Motosikletin üzerindeki lastikler Migra S1 CST marka. Isınması çok uzun sürüyor. Yani inanılmaz uzun sürede ısınıyor. Bu sebeple tutuş inanılmaz zayıf. Çok kötü. Yani alır almaz bu lastiklerin kesinlikle değiştirilmesi lazım. Motosiklette herhangi bir çekiş kontrol vesaire olmadığı için özellikle arka lastik inanılmaz derecede kayıyor. Gaz açtığınızda sarıyor, frene bastığınızda tutmuyor. İnanılmaz kötü bence. Yani biliyorsunuz bundan önce Raider vardı. Raider'daki kendi TVS marka lastikler bile çok daha hızlı ısınıyordu bu lastiklerden ve çok daha iyi bir tutuşa sahipti aslına bakacak olursanız. O yüzden kesinlikle lastikler berbat. Bütün stoplar, sinyaller, farlar, LED. Bununla ilgili aydınlatmayla alakalı herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Gayet iyi. Ön farlar aynı şekilde. LED ön farları var. Gece aydınlatması çok yeterli. Motosikletin dediğim gibi boya kalitesi çok güzel. Yani malzeme kalitesi de öyle. Yeterli derecede iyi malzemeler. Fiyat performansına göre müthiş. Ekran biliyorsunuz çok kıymetli. Onu korumaya çalışıyoruz. Şu şekilde GP Composite'den tank pedler aldım. Gayet güzel duruyor. Şu jantların şeritleri fabrikasyon. Neyle karşılaştım? Bir motosikleti ilk aldığımızda, ben ikinci sahibim motosikletin, ilk sahibi de arkadaşım. Onu almaya gittiğimizde şey düştü, buradaki vites çubuğu, vitesi tutan çubuk düştü. Aldığımız an, yani 5 kilometre gitmiştik, aldığımız an düştü. Böyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Motosikletin kanalda videoları var. Performansı çok iyi. Yani beklentileri karşılıyor en azından. 0-100'ü yaklaşık 7.8 saniye. Bugün bir video yolladım kanala. 7.8 saniyede 100'e çıkıyor. Ve düz yolda 140-145 km hızla çok rahatlıkla ulaşabiliyor. 155 km'de kesiciye giriyor. Ben 105 kiloyum. Belki onun etkisi olur mu ama kesicide bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü motorun yapısı neyse, son devri neyse orada giriyor zaten. Biraz geç girer belki kilodan dolayı ama girdiği kilometrenin değişeceğini düşünmüyorum. Çok fazla tanıtımı var zaten motosikletin. İşte şuranın altında bir şey var. Alan var, boşluk. Sadece ruhsat sayıyor. Sonrasında bir
koruma takozu taktık. İşe yarar diye. Umarım ihtiyacımız olmaz. Aynalarının görüntüsünü, arkayı göstermesini çok beğendim. Gayet iyi. Herhangi bir görüş problemi yok. Dururken, giderken... Ya şimdi şöyle, motosiklet çok titreşimli. Yani gerçekten ciddi titreşim var. Özellikle 6000 devirlerden sonra neredeyse bütün vidalarını oynatacak kadar titreşim var motosiklette. Yani ben bildiğiniz gibi Raider kullanıyordum. Onda bu kadar titreşim yoktu açıkçası. Belki 10.500 devirleri göremiyordu. Onun da etkisi olabilir ama bu kadar titreşim yoktu. Bunun için zaten gördüğünüz gibi kocaman pedler koymuşlar buraya. Burada da aynı şekilde. Titreşim var. Yani rahatsız edici mi? Çok çok rahatsız edici değil. Yani giderken zaten performanslı kullanımda beni çok rahatsız etmedi açıkçası ama hissedilir derecede bir titreşim var. Alt devirlerde bir 4000-5000 devir arasında deponun alt kısmından tam şuradan gelen bir ses var. Depoya bir şey çarpıyor ama henüz bulamadım. Bulursam onunla ilgili de bir video çekeceğim. Böyle bir seramik sesi, yani sanki metale seramik çarpıyor gibi bir ses geliyor. Kesinlikle motordan gelmiyor, ona eminim. Bazen geçiyor, bazen tekrar geliyor. Yani bir şey, bir gevşek bir şey var burada. Muhtemelen o çarpıyor. Şuradaki soketler olabilir. Performansı iyi. Yakıtı 3,5 litre ile 5 litre arasında. Bence iyi. Performansınıza göre değişiyor. İşte ayarlanabilir bir süspansiyonu var. Gayet iyi. Önler aynı şekilde ters maşa. Süspansiyonlar çok iyi. Ön ABS'si ve ön freni bence gayet iyi tutuyor. Arka freni bence lastikten dolayı yok gibi. Çünkü ısınması çok uzun sürüyor. Onun dışında çok güzel bir ekranı var. İşte gaz kolu çift telli. Ani yığılmalar engellesin diye yapıldığı söyleniyor ama ani yığılma kompresyonu çok güçlü motorun. Bilemiyorum, çift telli olmasaydı neler olurdu. Açalım motosikleti. Şimdi şuradaki enter tuşuna basılı tutarak menüye giriyorsunuz. Bunun içinde direkt information kısmına baktığınızda, tabii şey açmamız lazım. Elektriği vermeyince herhangi bir sıcaklık göremiyorsunuz. Burada odometre 1725 km olmuş. Ortalama 1725 km'de 4.2 litre. Buradan bu bilgileri görebiliyorsunuz. Navigasyon modülü var ama çalışmıyor. Henüz bir gelişme yok. Telefon var. İşte ayarlardan opsiyonel olarak ekranda ne gözüksün onu ayarlayabiliyorsunuz. İşte anlık yakıt tüketimini ayarladım ben. Şu şekilde bir modu var. Basıyorsunuz. Eco moda geçiyor. Eco modda valflerin çalışmasıyla ilgili bir farklılık olduğu söyleniyor. Hissedilir derecede değil. Varsa da hissedilmiyor açıkçası. Dörtlü flaşör var. Önemli bir şey. Sonrasında çok da yani güzel bir ekranı var. İşte korumak lazım. Hasar alırsa problem yaşıyorsunuz. Şu kornanın yerini beğenmedim. Şurada olsaydı daha iyi olurdu. Bunun için aparatlar var bu arada. Alabilirsiniz. Yani buradan ulaşması zor oluyor ama çok önemli bir problem değil. Onun dışında selesi çok rahat. Konforlu bir selesi var. Yumuşak. Ben beğendim. Motosiklet genel olarak sert ama yani bir böyle bir gerginliği var motosikletin. Bu tabi virajlarda işinize yarıyor. Lastikler ısındığında virajdaki tutuşu, viraj performansını çok beğendim. Kapatalım, kömür bitmesin. Depo elinizde kalmıyor. Buradan açılıyor ve diğer tarafa doğru menteşeli.
ilk bakımına götürdüğümde burası sallanıyordu. Her zaman söylüyorlar. İşte plaka civatasında öyle aynı şekilde iki tane civatayla ekstra tutturduk. Titreşimden dolayı düşebiliyor. Onun dışında fiyat performans olarak iyi bir makine. Dediğim gibi 130-140 bin bandına alınabilir. Ama böyle müthiş değil tabii ki. Fakat alt devirlerdeki torku ilk iki viteste bilmiyorum yani arkadaşta Trident 660 var. Tabii o çok güçlü buna göre ama çekiş kontrolden gidemiyor. İlk iki viteste ben bayağı yan yana gidebiliyoruz en azından. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Bir inceleme videosu çekeyim istemiştim. Herkese selam.